Evet canlarım. Gene Cuma'nın akşamındayız. Bunu size Cumartesi saat 1'de gelir. 12-1'de gelir. Hepinize günaydınlar. Mutlu hafta sonları diliyorum. Evet, bunu güzelce tek tek yıkadım. Tek tek yıkadım. Birazını şeylik bırakacağım. Soğanlarımı da aldım. Bak şu soğanlar artık baş vermeye başlamış. Kıymasız yapacağım dedim ama dolapta çok az kırdım. Yani azıcık yine herhalde. Suyla açtım. Bıçakla kırdım. Az gene koksun istedim. Ha bak azıcık yok. Olsun, tadı olsun. Suyun da kaynıyor. Bunu da güzelce dezerjanladım. Tekrar yıkadım. Demliğimi hani şey yapmıştım ya. Evet canlarım. Yüz yüze merhabalar gene. Yüz yüze günaydınlar. Hayırlı mutlu günler. Hangi saatte izliyorsanız canlarım, selamlar. Tabii ben bunu akşam yarına yetiştirmem için akşam çekiyorum. Zaten midem çok ağrıyordu. Dün akşamki video da size geç geldi. Hala yolda şu an. Saat 7.30. Şu anda daha akşamın 7.30 saat yolda. Davet ediyorum. Kızım tutacağım midemden bacağım. Olur ya. Yani yüklenmeye çalışayım. Şey var. Bugünkü atılan blok da geç geldi öğlenkide. Yani cuma gününün öğlenkide. Çünkü şeyde sıkıntı var ya. İnternette sıkıntı var. Az önce bir yorum okudum arkadaş. Ben size konuşma yaptım işte. Size atayım dedim. En azından midem çok kötü, dışarı çıkamadım. Hiçbir şey yapamadım. Bir kat dedim ya dün akşam da bir kat gırgırladım her tarafı, tamam. Yattım, ağrıyor, midem ağrıyor, bacağım ağrıyor. Ey Allah'ım, şu anda bacağımın ağrısı kesiyor beni. İşte o konuşmayı yaptım size hemen, hani videosuz bırakmayayım diye en azından. Haberiniz olsun ki benim de tabii ki çalışmaya ihtiyacım var. Hani burası benim iş yerim. Size de şey sormuştum, artık o ne gelecek o cevaplar. Akşamki videoda konuşuruz. Çünkü bu daha video size gelmeden çekildiği için. Oy ya. Az önce bir yorum okudum işte. Bu hanımefendi, canım benim, kurban olduğum kız, kırmayayım bak. Kurban olduğum, sen sürekli o sarı bez elinde oraya süreyim buraya süreyim. Hiç hijyenlik değilsin yazmışsın ya. Canım o sarı bezi ben yıllardır, ben sarı bezi çok seviyorum bak. Onun o viledanın olsun, hani o tür şey olsun, ucuzu pahalısı hiç fark etmiyor, pamuklu olacak, dişimi gıcırdatmayacak. Ben sarı bezi çok seviyorum. Şimdi ben bu kanalı da eskiden de var bu, hep sarı bezle yaparım. Eski videolara bakarsan hep sarı bezle. Üstelik de kanalı ilk açtığımda bilmiyorum ama böyle yorumlar, ağır yorumlar, eleştiriler geleceğini. Şey yaptım, açıklamamıştım, kopa tutmuşlardı beni. Bu sefer artık temizliği açıklaya yapıyordum. Bak, şu dedim, bu hava sarı bez, bak bez, yeni. Bak, bunu bir yere vurayım, bu buralarım. Duydum, hemen açıklama yapıyordum artık. Şimdi de her şeyi artık sürekli açıklama yapacak halimde yok. Ben o yıllardır o sarı bezi kullanmıyorum. Tabii ki sarı bezin de zamanı gelince değişiyor. Yerine başkası alıyor, başka bir bez alıyor. Başka bir sarı bez alıyor yani. Yani her gördüğün sakallıyı baban zannetmeyeceksin yavrum. Deden zannetmeyeceksin yavrum. He bebeğim. Aa bak. Tamam. Çok, o kadar da çok titiz bir şeyim yoktur. Titiz değilim. O takıntıdır.
titizlik, çok fazla titizlik takıntıdır. Kendime dünyaya haram ederim. O zaman haram olur yani ben. Annemler görüntülü aradı galiba. Şu an şey değilim ama. Beni ne aradı? Ben... Yani şimdi kendime dünyayı dar ettikten sonra ne gerek var? Kendime göre temizim. Kendime göre işimi yapıyorum. Neymiş canlarım bu? Ben buradaki bezi dolaplara sürmüşüm. Bu da tuvalete sürmedim. Beceğimi sürdüm. Tuvalete sürmedim ben dolaplara sürdüm. Tekrar onu çamaşır suyuyla yıkıyorum. Hani tuttum şeyin kulpunu tuttum yani. Sen de o sarı bezi her yere daldırma. Hiç hijyenik değilsin. At o sarı bezleri. Yavrum ben. Atıp yenisi değil zaten. Hani dillendiği zaman çok da yıprandığı zaman zaten çamaşır suyuyla yıkıyorum onu. Yıpranıyorsun. Bacım sen dert etme kendine bunları. Bacıcığım. Ha bak, hak veriyorum canlarım. Bu tür insanlar, tabii bize her tür insan istiyor. Şimdi, çok titiz insanlar gördüm. Hani, hastalık hastası, şey temizlik hastası, hani onun evine gittiğin zaman öyle insanın kımıldayamazsın. Yani doğru hareket edemezsin. Rahat edemezsin. Hastalık hastası gördüm. O da onlardan biri belli ki. Ben saygı duyuyorum. Ama asıl benim tedavi edilmem değil, bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü kendilerine de, etraflarına da dünyayı dar ediyorlar. Yani insan bir yere öyle birine gittiği zaman, gittiğine binlerce pişman oluyor. Kımıldayamıyor bile böyle. Hele de çocuğun, bir tane çocuğun olsun bile elinde. Ben eskiden biliyorum. Bir tane çocuğunla da gidemezsin. O çocuğunla asla çocuk bu zaten gidemezsin. Ya onlar da Allah yardım etsin onlara da. Onlar o tip insanlar herhalde bunu yazan belli ki. Çünkü tuvalete sürmüyorum yani dolaba sürüyorum. Sarı bezi. Sen hiç hijyenik değilsin diyor. Ah yavrum. Ah bir tanem kendim kadar hijyeniyim işte. Ama gerçekten de yani böyle takıntılar olana saygı duyuyorum. Benimkisi normal. Böyle takıntılı bir şey değil. Bir çoluk çocuk gelecekse ev dağılacak. Niye dağılmasınlar? Dağılacak. Giderken eğer annesi gençse birlikte toplayacaklar. Yani zaten bize şey de gelmiyor. Babaannesiyle birlikte ya da anneannesiyle biri gelmiyor. Toplayacak. Dağıtıysa dağıtsın. Ne yapayım şimdi? Ne karşında gene huzur veririm? Öyle biri olsam. Allah vermesin. Bu insanın elinde değil gerçi. Ne karşımdakine huzur veririm? Gelen yanıma gelene yanıma ne de kendime huzur veririm. İş dünyama da huzur veremem. Hatta evde onunla yaşayanlar da huzur bulamaz. Kımıldayamaz. Evinin kendi adamı bile kımıldayamaz. Ben Allah onlara, Allah'tan şifa diliyorum onlara, o tür insanlara. Ev temizlenir de, yapılır da. Biz indime havadaki tozları mı kapacağız hani? Şimdi hijyenik olup da doktor bile yeni çocuğa bile diyor ki doktor çocuğa yani bu şeye alışacak diyor bünye. Hani toz yiyecek, toprak yiyecek, tabii azıcık bir şey olacak da hani o kadar çok koruma diyor mesela yeni doğan çocuklara, aileye. Biraz da o şeyden alacak diyor. Bağışıklık sistemi gelişecek diyor. Farkındaysanız çok fazla korunan çocuklar çok hasta olur. Yani demek istediğim Allah yardım eylesin. Sorun bende değil bacım sende. Allah yardım eylesin. Allah yardım etsin. Yani gerçekten o tür insanlara yardım diliyorum ben. Rabbimden. Uy anam.
Evet, küçük bir havuç da rendeledim. Midem. Kız bir tane de canımın içi demiş ki bak. Herkese demiş selam gönderiyorsun. Kız. Şeyden gene Instagram'dan bana selam gönder diyen bir çocuk yazdı. Annen ve kız kardeşim seni izliyor. İsmini de oraya yazdı. Senden dedi selam. Onlara sürpriz olsun. Senden selam bekliyorum dedi. İsimlerini yazdı. Şimdi onu okurum ben birazdan. Unutmazsan bak yavrum. Birazdan okurum. Selam mı gönderir? Ha, biri de yazmış ki herkese selam gönderiyorsun. Benim bir şeyi okumadın. Neydi, hangi parçaydı? Bak ha ha. Ha gördüm ama onu unuttum. Parçayı unuttum. Cerrah Paşa'yı mı şey yapmıştı? Abime okuttum bebeğim. Benim kanalda var. Cerrah Paşa'ysa. Şimdi keyifli bir şey de değilim ki. Hani of of keyifli anlarımda değilim ki. Şarkı okuyayım, türkü okuyayım. İçimden de geldi. Bacım. Kardeşim. Bacım, bacım. Gelmiyor, niye dedim, gelmiyor. Şurada pirinç çekiyor. Evet, doğradım, pirincini de koydum. Şimdi baharatlarını koyup suyunu koyacağım. Bunların saplarını aldım. Birazını da buraya koydum. Bunu şimdi azıcık nemi gitsin. Çürür çünkü nemiyle. Poşete koyacağım. Bundan da börek yapacağım. Şimdi değil ama. Ne yapıyorsun orada? Beni mi bekleyin? Ben ne yapayım diye beni mi bekleyin sen orada? Ne güzel de oturmuş. Evet, yemeğimiz pişti. Altını kapattım. Evet. Evet, Batu çok acıkmış. Tek yemeğimiz bu akşam bu olduğu için artık bundan ikişer tabak yeriz. Sebze yemeği bu. Tabii ben başka bir şey yemeyeceğim de bu kadar doldurmam ama ben. Ya da yersem ben bile bir tabak yerim. Çocuk acıkmış götüreyim. Az önce diyor ki üst üste iki kere şey yedik, hatta üç kere. Karnabahar. Ispanakla karnabaharı karıştırmış beyninde. Anne gene mi ıspanak yaptın dedi. Ben ıspanak yaptım deyince. Çocuğum dedim, ıspanak ne zamandan beri daha yeni yapıyorum dedim. O yediklerimiz neydi diyor beyaz. O karnabahar dedim, bu ıspanak. Ha, çocuk bile karıştırmış. Artık huylanmış ki gene mi onu yaptın diye. Yok dedim şimdi ıspanak. Neyse canlarım, ben sizleri öpüyorum. Neden onun yanına götürdüm gene? Burada veda edeceğim. Birazdan o alıp gelecek zaten yanıma, birlikte yiyeceğiz. Her şey gönlünüzde olsun. Abone olmayı, videoyu
beğenmeyi, bütün videoları beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarınız zaten çok kıymetli benim için. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Evet canlarım. Bu şeyi unuttum söylemeyi de. Burada şöyle bir profil var Instagram'da. Mahmut Kelle diye birisi. Çocuk. Burada da şöyle yazmış. Şurada buna kopya çektim. Bundaydı. Ablacığım selamlar. Annem ile kız kardeşim seni her gün çay kahve yaparak izliyor. Çok seviyorlar. Sonraki videonda bir selam söyler misin onlara? Naciye ve kızı Gizem. Ellerinden öperim. İyi bak kendine ablam yazmış. Ben de selam yavrum. Yarınki videomda gönderirim. Yani bugünkü video demek istedim. Yani bugün çektiğimi demek istedim. Şimdi neymiş? Selam gönderiyorum Naciye ve kızı Gizem'e. Buradan selam gönderiyorum. Nereden olduğunu yazmamış ama çok sevdiğini yazmış. Evet, oğlunuz, yavrunuz size beni çok sevdiğiniz için size sürpriz yapmamı istedi. Selamlar canım benim Naciye ve kızı Gizem. Selam. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çünkü ben videoyu kapattım ama unuttum. Belki de bunu araya alırım. Verdiğim sözü tutmam gerekiyor. Hoşça kalın.